Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle ekranımı vereyim. Eğitime başlayalım. API tarafında bir değişiklik yaptım. API'm lokalimde çalışıyordu. Onu bir sunucu üstünde deploy ettim. O yüzden base URL'lerimiz vesairemiz şu an değişti. Hani lokalimizdeki API'den ilerlemeyeceğiz. Canlıda olan bir API'ye istek atacağız. O yüzden şu şekilde bir hata alıyoruz. Şimdi bizim yapımız zaten dinamik bir yapı olduğu için kod tarafında sadece bir yeri değiştirerek çok kolay bir şekilde bu duruma adapte olacağız. API config'ime geliyorum. Base URL'im artık localhost 8080 değil de sunucumdaki kısım olacak. Şuradan hemen bir base URL'ime bakayım. Şuradan kopyaladım adresimi. Geldim artık base URL'imi değiştiriyorum. Benim için sadece değişen kısım bu olacak. Bazı REST API metotlarında da URL'lerinde bir değişiklikler yaptım. Onlara da bakarız. Şimdi login olayım. Bakayım olacak mı? Oops. Şöyle bir refresh atayım. Request fail verdi 400. Bakalım. Hop. Şu an app'im çalışıyor. Adı belki yanlış olabilir metodun. Tamam. Sunucumda da varmış. Bir daha kontrol edeyim. Pardon, URL'i yanlış yapıştırmışız ilk kopyalarken. Dashboard kısmı değil, şurası yanlış. Şimdi büyük ihtimal çalışacaktır. Login alıyorum. Şöyle bir yenileyim. Aynen. Şimdi çalıştı. Şimdi ben API üstünde bazı bir değişiklikler de yapım. Proje seçiniz gelmiyor. O tarafta bir base bir URL yaptım. Base bir yapı oluşturdum. Göstereyim. Datamın içinde bazı model değişiklikleri oldu. Şuradan bir new request diyeyim. O kısımlara da bir bakalım hemen. Pardon. Şöyle açma. Home screen'imi bir açayım. Şöyle ekranımı böleyim bir daha. URL'im buydu. Yapıştırdım. Bir istek atayım. Datamı ben şu hale getirdim. Şimdi şurayı biraz küçültelim. Data modelin içine aldım. Daha gerçekçi olsun diye. O yüzden şu an şuradaki map'im çalışmayacak. Şu kısımları da revize edeceğim hemen. Datamın bu modeline göre yazacağım. Response'daki data değil, datanın içindeki data olacak artık benim için her şey. Şöyle bir tane kod yazıyorum. Response.status 200 kontrolü yapacağım buradan. Success'e bu işlemleri yapsın istiyorum çünkü. Sonra bir tane şöyle bir obje yazacağım. Response var, data var. Bu şekilde dursun. Artık response data değil. Sadece datayı kontrol edeceğim. Burada da datayı mapleyeceğim. Gördüğünüz gibi geldi artık. Çünkü datamın değişen obje yapısına göre oluşturdum datamı.
Şu an canlıdaki sunucudan geliyor. Bu kısmımız zaten statikti. Şu arka kısmı da beyaz bir tasarım yapıp bu durumu çözmek istiyorum. Şunları kapatayım şimdilik. Home screen'imi düzelttim. Projemde bazı yerlerde statik tekstler bırakmıştım. Onları da dil dosyama tanımlayacağım. Dil dosyama göre yapacağım. Home screen'e geliyorum. Şu input container'ımız vardı. Bir tane daha kopyalayacağım. Drop down container diyeceğim. Background color'ına bunun FF vereceğim. Yani beyaz bir renk vereceğim. Şunların drop down'ının container'larını drop down container yapacağım. Biraz padding vereceğim. Padding 15 piksel. Input'uma dokunmayacağım çünkü o tasarım olarak benim için yeterli. Şimdi en azından seçildiği durumda seçilenleri de görebiliyoruz. Çok büyük bir değişiklik de yapmamıza gerek kalmadı tasarım kısmımızda. Şunu kapatsak ne oluyor? Aslında bu şekilde de durabilirmiş. Bu şekilde yapalım. Daha hoş duruyor bence. Şöyle bir de border radius versek, ovalleştirsek sanki daha hoş gibi olacak. Border radius özelliğini 10 piksel versek, ikisi tek bir konteynerin içinde olmadığı için şöyle bir yapalım, bir deneyelim bakalım nasıl olur. İçten biraz boşluk da verebilir bir şey ama gerek yok ya. O şekilde dursun. Şimdi tasarımsal çok farklı yapmak istemiyorum. Şöyle dursun. Çok önemli değil. Bir bakayım. Dark mode yapalım. Down'ımın içine bir bakayım. Icon style. Darksa white vermişiz. Şuradaki yere bir bakayım. Darksa da arka planı dark yapacağız. O zaman düzelecek. Tamam. Şurada bir tane drop down container oluşturalım. Bir tane obje oluşturdum. Styles'teki drop down container'ı vereceğim. Bunun background color özelliğini is dark'sa bizim şu kısımdaki gibi yapayım profilden. Direkt renk ayarlarıma bir bakayım. Bu geldim burada. Nerede yapmışım? Şu. Aynı renk kalıplarını kullanacağım. Şöyle şuraya geleyim. Dark yok galiba burada. Hemen ekleyelim. Most is dark mode. Get is dark mode use selektörünü çağırıyorum. Pardon. Bunu da aşağıda şuraya yazalım. Drop down container'larıma artık Styles'teki değil. Drop down vereyim. Şöyle bir refresh atayım hepime. Bir saniye. Şu an uygulamam bir kilitlendi. Ben bir daha derleyeyim.
Şuradan da kapatalım. Yani iOS diyorum, uygulamamı tekrardan çalıştırıyorum. Tam da istediğim gibi oldu aslında. Şuradan bir light yapayım. Çok güzel. Arkası lightsa beyaz gözükecek, değilse dark olarak gözüksün. Seçelim bir. Güzel. Şurada biraz bir şeyler yazalım. Burası da güzel. Tamam. Şu butonun dışındaki şeyi de kaldırmak istiyorum ben, padding'i. %100 gözüksün. Ben bir sağdan soldan ya da herhangi bir şey yapacaksam ben kendim yapayım istiyorum. Bunu değiştirdiğimiz zaman login'deki kısım bozulabilir. Evet, biraz geniş oldu. Şimdi o kısmı da revize yapalım. %100 gözüksün. Ben istediğim yerden kısayım istiyorum. Şuraya bir margin horizontal 15 versek sanki bizim işimizi görecek. Evet. Üstten aşağıdan da şöyle 25 30 piksel verelim. Şimdi sanki daha güzel oldu. Hemen bir giriş yapalım. Genel tasarımlarıma bir bakıyorum. Herhangi bir sorunumuz var mı? Dil dosyamızı bir değiştirelim. Mesela burası Türkçe olarak kalıyor ya. Bu kısmı da hemen emülatörü kaydetmişiz. Şunu sileyim. Profil screen'ime görüyorum. Command P tuşu. Hani macOS kullanıyorsanız command, eğer editörünüz Visual Studio Code'sa Ctrl P'ye basıp siz de benim kullandığımız hızlı geçiş şeyini kullanabilirsiniz. Ben tek tek sol menüden gitmek beni yavaşlattığı için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu kısmı da biraz düzeltelim. Burada mesela title'larımız hep Türkçe olarak kalmış. Bunları da şuradan hemen geleyim. Pardon. En dosyamı açıyorum. Şunu küçültebilirim. Çok büyük olmasına gerek yok. Ünvan diyor. Ünvana ben title diyeceğim. Şu şekilde. Şirket adı diyecek. Ben ona company yapacağım. Company. Şu şekilde. Telefon var. Mobile diyor. Mobile yazalım o zaman. Mobil. Birim diyor. İlk harfleri büyük olmayacak. Değişken adları çünkü bunlar. Unit olacak. Tema seçimi diyor. Tem choose diyeceğim. Dil seçimi var. Language choose. Şöyle geldim. Başka Türkçe. Dark mode zaten İngilizce. Türkçe'de de aynısını kullanacağız. Yönetici bilgisi var. Manager eklemiş miyiz? Eklememişiz. Ona da ekleyelim. Manager. Manager. Info diyeceğim buna. Hop. Şu eklediğim kısmın aynısını Türkçe'ye de yapıştırıyorum. NGS'ten Breadcrumb yardımıyla TRGS'e geçiyorum. Yapıştırıyorum. Sadece Türkçelerini yapacağım. Kampanyaya şirket adı diyeceğim. Hop. Mobile kısmı telefon. Burası yönetici bilgisi. Unit birim diyeceğim.
Tema seçimi diyeceğim. Dil seçimi diyor. Dil seçimi yapalım burayı. Şimdi dil dosyam tamam. Sadece arayüzü uygulama kısmım kaldı. Hemen geleyim. İlk başta şuradan başlayalım. i18 n.t adımı isteyecek benden. Ünvan kısmım title'dı benim. Şuradan bir dili İngilizce yapalım. Uygulamayı bir refreshleyelim. Gerçekten oluyor mu görelim. Gördüğünüz gibi title. Tamam. Şu kısmı hepsine bir kopyalayacağım. Sadece değerlerini değiştireceğiz çünkü. Tek tek yazmakla uğraşmayalım. Bunu da yapıştırdım. Tamam. Burası kalacak. Şuna da yapıştırayım. Şimdi hepsinin gerçek değerlerini verelim. Burası kampanya olacak. Gördüğünüz gibi geldi. Burası mobil olacak. Bunun adı unit olacak. Burası manager olacak. Tamam. Şimdi alt kısma geçelim. Burası tem choose olacak. Tema seç. Tem choose. Burası language choose olacak. Şuradan kopyalayalım. Şu tarafı kapatabiliriz artık. Ekranım geniş gözüksün. Şimdi şöyle, dili Türkçe yaptım. Sayfam yenilenmedi. Burada sayfayı bir kere state'i update etmem lazım ki sayfa render olsun. Sayfayı bir şekilde render etmem lazım. O yüzden ben dil seçimini içerideki state'e de atacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir tane state tanımlayacağım. State'imin adına lang deyip set lang default değerine tr vereceğim. Ya da onu state'ten de okuyabilirim de. Şu an o kadar kompleks bir şey yapmamıza gerek yok. Use state'i ekliyorum. Şimdi şu kısımda done anında state'imi ben güncelleyeceğim. Gelen language ile bunu güncelle edeceğim. Artık şu navigate'i de kaldıracağım. Öyle bir şey istemiyorum. Çok hoş bir şey değildi zaten yaptığımızda. Şimdi anlık bakalım. Şu an dil Türkçe. Geldim. English yaptım. Sayfam render oldu gördüğünüz gibi. Artık sayfam render olduğu için dil dosyam değiştiğinde otomatik direkt değişiyor. Geldim buraya. Türkçe yapıyorum. Alt tarafta değişiyor. Her yer değişiyor. Sayfadaki senkronluğu da sağlamış olduk. Şu title'ları da düzeltelim. Onlar hep İngilizce kalmış büyük ihtimal. Burada da o durumu da çözmüş olduk. Şimdi devam edelim. Navigation kısmımı açayım. Profil. Aslında dil dosyasına bağlamışım. Proje seçiniz. Bir bakayım. Türkçe form görevlerim. Bir daha geldim. Profil screen. Bunların header'larıydı. Pardon, pardon. Ekranlar içindeydi. Evet, şu kısmı. Tamam. Hatta şunları kopyalayabiliriz. Şöyle yapacağım. Değişkene de atamaya gerek aslında yok. Bir tane sonuçta geldim. Pardon. Şöyle yaptım. Bir tane objeyi açtım. İçine yazdım. Şurayı silebilirim.
Profile geleyim. Profil yazdı. Orayı da düzeltmiş olduk. Şimdi home screen'ime bakayım. Screen'e geldim. Header kısmını da düzeltelim. i18 neyi ekledim? Translate dedim. Büyük ihtimal home duradı. Bakalım. Ana sayfaya geldim. Ana sayfa. Profili de düzelttim. Şuradan bir de görevlerime bakayım. Bir de burayı düzelteceğim. Task screen'ime giriyorum. Şu kısmı kapatamıyor muyum? Heh, tamam. Bu kısma da geliyorum. Hemen bir obje açıyorum. Çünkü veri vereceğim içine. i18 import edeyim mi diyor. Ama büyük ihtimal yanlış yerden import ediyor. O kısımları bir düzeltiriz. Büyük ihtimal task'tır bu da. Görevlerim. Gördüğünüz gibi. Dili İngilizce yapalım. Görevlerim. Dilli İngilizce yapmama rağmen orası niye Türkçe? Bir saniye. Şeye gelelim. Tamam. Şimdi anladım. Yanlış yerden import ettik demiştim ya. Ben buradan değil. Bizim yapımız orası değil. O yüzden gözükmüyor. Şu şekilde olacak. Şu kısmı sil. Screen'in içinde aynısını yapacağım. Geldim. Dil dosyamı Türkçe yapıyorum. Sayfa niye render olmadı? Enteresan. Change'inde sayfalar galiba render olmuyor. Tamam dedim. Bir önceki halinde kalıyor. Çok enteresan. Home. Şuradan bir uygulamayı refreshleyeyim. Dilim İngilizce. Gittim Türkçe yaptım. Bir uygulamadan bir çıkış yapalım. Şöyle bir girelim. Şu an dil Türkçe. Buralar doğru. Geldim İngilizce yapayım bir daha. Dil değişikliğindeyken render olmadı. Enteresan. Buna bir bakarız. Sorun değil. Arkadaşlar bir saniye, bir dakika sizden bir mola isteyeceğim. Bir dakikalık.
Merhaba arkadaşlar, geldim. Normalde sayfaların dediğim gibi render olması lazım. Çünkü reducer'ı render ediyorum. Top navigation olduğu için olabilir render olmamasının nedeni. O kısma bakarız. Her tab değiştiğinde sayfaları bir daha render ederiz. Normalde tab navigation'ın amacı odur. Hani sürekli render olmasını istemiyorsak kullanırız. O sayfa açıksa bir kere ekstra bir lokal bir store işte. Yani lokal state'te bir değişiklik yoksa kendini render etmez. O kısma bakarız. Sorun değil o. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu kısımları da dil dosyasına bağlayalım. Geldim. Dilimi İngilizce yaptım. Bakayım kalan Türkçe yerler nereler? Home screen'ime geleyim. Drop placeholder'ları var. Şuradan bir tane ekran açayım kendime. Şu kısmı biraz küçülteyim çünkü burada TRCS'i açacağım. Az daha büyütsek güzel olur. Heh. Tamam. Neydi onun adı? Proje seçiniz. Project Choose diyeyim adına. Proje seçiniz. Süre seçiniz var. Time Choose diyelim. Proje açıklaması. Project Description diyelim. Proje açıklaması yazsa daha güzel olacak. Çalışmamı kaydet. Save Project Time diyeceğim. Çalışmama kaydet. Başka bu sayfada kalmadı diye düşünüyorum. Header'ımın içinde umarım use memo kullanmamışımdır. Bakayım. Ondan dolayı render olmayabilir. Dark mode demişiz, şey demişiz. Direkt gelen title'ı vermişiz. Tamam. Şimdi dil dosyalarımı bu kısma da bağlayayım. Şundan bir tane kopyaladım. Proje seçiniz diyordu. Adını Project Choose yapıyorum. Bu kısmı da değiştirelim. Choose. Şu kısmına da geldim. Description yapıyorum. İyi 18. İyi 18 ne? TR dedik. Save Project Time. Dil dosyam hata verir. Çünkü İngilizceye daha kopyalamadım bu eklediğim kısımları. Şimdi bunları İngilizce dosyama geliyorum. Buradan NGS'e yapıştırdım. Şu seçiniz kısımlarına şunu yapıştıralım.
Şurayı biraz genişleteyim. Mesela spell checker diye bir extension'ım var. Zaten bana uyarı veriyor. Süre kelimesini anlamadım diyor. Dikkat et. Project time diyeyim. Şöyle sayfamız için şuradaki metottaki konsol logları bir kapatayım. Sildim. Başka bir konsol log var mı? Error anları dursun. Şunu kapatalım. Tamam, o error anı dursun. Tamam. Şu an dilim İngilizce, proje seçiniz kısmı niye Türkçe gözüküyor? Bakalım. Placeholder'ını verdim. Project Choose içine geldi. Bitmal. Cache'te kaldı. %90 o şekilde olduğunu düşünüyorum. Tamam. Bu kısımlarda tamam. Bunlar da şurada bir tane input'umuzun Türkçesi kalmış. Profilde zaten her şey şu an tamam. Çıkış yap task. Şurayı da düzeltelim. Bunu NGS'e de kopyalıyorum. Şöyle bir refresh atalım. Task screen'de de value'sunu setleyelim. Placeholder'ın. i18 ne? Translate. Burayı da tamamladık. Dil dosyamızın olmadığı bir yer kalmamış olması lazım. Bakıyorum. Login'im de oluyor. Çok güzel. Tamam. Dil dosyalarımızı yaptık. API revizelerimizi yaptık. Şu kısmı da yapalım diyorum. Project Choose. Bir tane proje seçerim. APIM'deki karşılıklarına bir bakacağım. User Project modelimi açıyorum. Benden bir tane User ID istiyor. Onu vermesek de olur dışarıdan. Project ID istiyor. Yani şu kısım. Time bilgisi istiyor. Bir tane de Description istiyor. Şu kısım. Hemen yapalım. OnScript'e girdim. Description, Project ID, Time. Başka bir alan var mıydı? Bir daha bakalım. Şu şekilde şunu da şuraya atayım. İstediğim zaman bakabilirim. User ID o anki kullanıcı
Normalde ben bunu token üstünden çözen bir yapı yapacağım. Şimdilik biz verelim. Statik bir verelim. Şeyden çekmek istemiyorum şimdi asynchronous storage'den. Time vereceğiz. Description vereceğiz. Bu da bizim için yeterli olacak. Tamam. Şu an modelimiz aslında tamam. OnChange metotlarıma bir bakayım. Burası project değil, project ID olacak. Burası time, burası description, doğru. User ID yapacağız. Save project timeline. Bunun içine şimdi bir tane try catch'in içinde bir tane API isteği yazacağız. Bu bizden post alacak. Axios post. Endpoint'imizin URL'ini prefix'in içine ekleyelim. Şuradan gideyim direkt. Save project diyeyim. Bunun user project at büyük ihtimal böyle olması lazım. API config'imin içindeki prefix'in içindeki save project diyorum. Den anında response bir konsolda görelim sonucu. Console log JSON tırnaklar içinde olmayacak. JSON string file response diyeceğim. Null 4 yazıyorum. Daha iyi, daha rahat okuyabileyim diye. Bu benden bir post olduğu için bir tane de data isteyecek. Benim datam page data. Şimdi bakalım. Coffee seçtim. Süreye 4 saat verdim. Bugün uygulamaları deploy ettim. 5 saat süre harcadım. Jira üstündeki 455 status 455 issue'sunu çözdüm. Salladım şu an. Buna bastığında tetiklensin. Response'un içinden döndü. Bakalım ne döndü. Status 200 döndü. Başarılı. Şu şekilde de bize bir data döndü. Eklediğim datanın kendisi döndü. Şimdi mesela web tarayıcısı üstünden ya da şuradan tetikleyeyim ben API'yi. Bakalım cidden ekledi mi? Project değil, user project. Gerçekten kaydedip kaydetmediğine bakalım. Bütün uygulamaları deploy ettim. 5 saat süre harcadım. Jira üstündeki 455 issue'sunu çözdüm. User ID'm, project ID'm gitmedi. O kısma bir bakalım. Page data'ma bir daha bir bakayım. Page data. Şurada da response data'yı yazdırsak kafi. Gereksiz detayları görmeyelim. Refreshledim. Projemi seçeyim. Sağ VT'yi seçtim. Şuradan 4 saat dedim. Şöyle bir şeyler ekleyeyim. Project ID'm var. Time'ım da var. User ID'm var. User ID, Project ID, Time niye boş deniyor? API'mle alakalı bir durum olabilir. O kısma çok takılmayın. O kısmı kontrol etmemiştim. Bir daha bakarım oraya. Request'imiz önemli olan ön taraftan arka tarafa giriyor. Gidiyor. Burada sorun artık mobil uygulamada değil, arka tarafı ilgilendiriyor. O yüzden şu an bu kısma çok takılmayın. Bir dosyam. Burası zaten API'ye bağlı değil. Şu an aslında uygulamamızı neredeyse bitirdik. Uygulamamızı dark mode yaptık.
Çoklu dil yapımızı kullandık. Light halinde bir göstereyim uygulamanın. Bu done olduğu için çizik gözüküyor. Burası yanlış geliyor. Şu dil dosyasına bir bakayım. Şu an dilim İngilizce. Bir karışıklık var orada da. Values'unu nereden setlemişiz? Language demişiz. Şu an language ne geliyor? Bir görmek istiyorum. Console.log language. Language'im TR geliyor. Aslında benim dilim şu an Türkçe değil, İngilizce. Tamam. Şimdi anladım. Okey. Şu kısımdaki i18'de default dili büyük ihtimal yanlış verdik. Nerede o? Lokal eden çekiyor. Noise'a direkt Türkçe alıyor. Büyük ihtimal şu kısımdaki hatadan dolayı bu şekilde oluyor bu. Bunu export default function yapsak. On sekiz ne yapadığını. Şuraları sil. Bunu export etmemizi isteyecek. Burayı bir ando yapacağım. Şimdi o topa girmeyelim. Biz buradaki şu değeri dışarıdan device'ın dilini çekiyorduk ya. Lokale'ye de onu setlediğimiz için ilk başta. Sorun oradan kaynaklı. Şöyle yapabiliriz. Hiç şu anki yapıyı bozmadan login anında o anki dili alırız. Direkt oradan çağırırız dışarıdan. Daha iyi olur. Şimdi şu kısımda change language metodunu çağıracağım. i18'den. Burada dil datam var mı bende? Yok. Geleceğim const language. Bir tane use selector yazıyorum. State. State'imdeki system nokta language. Language'i de burada change language'e vereceğim. Okey. Şuradan çıkış yaptım. Şimdi dilim doğru Türkçe. Şuranın adını yanlış yazmışız. Orayı düzeltelim. Ünvan. Kampanya profili. Çıkış yapınca dili biz ne setledik? Reducer'ın içinden.
Dil otomatik Türkçe oluyor. Okey. Ya orada dil dosyasını dinlememiz gerekiyor da o tarafı ben dediğim gibi bir yapayım. Orayı gösteririm. Şimdi konumuz cidden o değil. Şu an düzeldi gibi. Ana sayfa, her yer düzgün. Türkçe geliyor. Şimdi İngilizce yapayım. Top Navigation'ın title'ları niye render olmuyor? Sayfa render olmadığı için içi şu gördüğünüz gibi aslında bir kere render olsa sıkıntı yok. Dil değişikliğinde şöyle yapalım. Profil screen. Burada navigate metodumuz vardı. Onu şimdilik ben gene koyayım. Profile geldim. Dilim İngilizce, doğru. Türkçe yaptım. Şu an alt taraf render oldu, sayfa render olmadı. Çok enteresan. Dilim Türkçe gözüküyor. Yani nasıl olur? Şu an dil İngilizce. Çıkış yap. Çıkış yaptığımda da dilim İngilizce gelmiyor. Çünkü default haline device'ın değerini aldığımız için hep İngilizce geliyor. Şu an cihazım da İngilizce. Orada bir karışıklık oluyor yüksek ihtimal. O kısma dediğim gibi bakarız. Şimdi dil dosyamızı ekledik. Arka planlarımızı, uygulamamızı dark mode hale getirdik. API'lerimizi aslında şu an neredeyse bitirdik. APK çıkartalım bir tane. Son halimiz nasıl oldu? Onu görmüş oluruz. Yarın APK diyorum. Normalde daha önce anlattığım için bu şekilde yapıyorum. Android klasörü içine gidiyorduk. GradleV Assemble Release kodunu çalıştırıp APK alıyorduk. Derlemem bir bitsin. Sonra bakayım. Uygulamamızı artık bitirdik. Bundan sonra şimdi Android hesabı alacağız. Google Play konsol hesabı. Eğer onu alabilirsek yayınlanma süreçlerini vesaire de gösterebilirim. Duruma bağlı olarak o değişecek. O ara ben chatten soru alayım. Bugün biraz sorularınız varsa soru alalım. Çünkü bayağıdır soru, sohbet tarzında bir şeyler yapmadık. Uygulama derlenirken ben bir chatte döneyim. İster sesli konuşabilirsiniz, ister yazılı olarak sorabilirsiniz. Hocam elinize sağlık, emeğinize sağlık. Akşam saat 9:30-10 gibi Telegram grubunda bir anket düzenlerseniz, çünkü gelmeyen arkadaşlar da var. Şu 10 kişiyiz. Akşam bir muhabbet tadında böyle komple bir değerlendirme yapsak uygun görürseniz. Valla olabilir. Dediğim gibi Telegram grubunda bir anket düzenleyelim o zaman. Genel sohbet havasında. Hani uygulamaya eklememizi istediğiniz bir şey varsa onları alabiliriz. Ya da şurayı şöyle yapalım diyorsanız o şekilde belki biraz değişiklikler yaparız. Bunu akşam
Telegram grubundan konuşuruz. Ben bir anket oluşturayım. Hani canlı sohbete gelmek isteyen olursa. Talebe göre akşam sohbet muhabbet havasında ilerleyelim. Şu an dersler hakkında hani bir sorusu olan ya da React Native hakkında hata almıştır ya da merak ettiği bir şey vardır. Onları alayım, onları cevaplayayım biraz. Hani çünkü şu an siz de benle birlikte büyük bir kodlama yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Karşılaştığınız bir hata var mı? Merak ettiğiniz bir durum var mı? Yani tek sorun Android Studio. Biliyorsunuz biz ilk önce sanalda çalıştırıyorduk. Sonradan Android Studio'ya geçince orada çok sorun yaşadım açıkçası. Çünkü Android Studio tarafında hata aldım. Tekrardan derlemem biraz sıkıntı yarattı bana ama hallettim. Onun haricinde bir sorunla karşılaşmadım. Ben de bir yandan şu an APK'mız da geldi. APK'yı yani APK dedikten sonra klasörü şu şekilde. Android'in içine giriyorsunuz. App klasörün içindeki build, output'un içinde APK çıkarırsanız eğer APK klasöründe AAB uzantılı dosya çıkarırsanız yani şu komutu çalıştırırsanız bundle'ın içinde bulabilirsiniz. Buradaki release olan APK'yı alacaksınız. Diğeri Debug APK'sıdır. Lokalde çalışır. Bunu istediğiniz cihazda kurabilirsiniz. Dosyayı zaten Telegram grubuna da bir atarım. Bir bakarız son haline. Bir yandan da Android tarafını da derleyeyim. Son görüntüsü nasıl olacak? Şuradan emülatör açayım bir tane kendime. Pixel 3a'yı açayım. Şunu kapat. Yani Android diyeyim bir bakalım. iOS tarafını aşağı çekelim. Şöyle şurada dursa bizim için güzel. Uygulamasını yayınlamayı düşünen var mı? Ya da bu aralar Android tarafında ya da iOS tarafında uygulamayı store'a atmayı düşünen arkadaşlar var mı? Ben biraz daha geliştirirsem yani çevirmeye Zafer sesin çok kötü. açıkçası bir konu var bizde. Dediğim gibi sesin çok kesildi Zafer. Hiç anlayamadım. Hani benim internetimden mi senden mi kaynaklı bilemiyorum şu an. Bu ara ben Android tarafını derleyelim. Bakalım nasıl duruyor. Küçük revizeler yapabiliriz o tarafta da. Debug APK yüklüyor. Bende Android cihaz yok. Şuradan yükleriz şimdi emülatör üstüne. Öyle. Hocam APK dosyasını Telegram'a atın. Canı test edelim. Android kullanıyoruz. Valla atarız. O zaman ben bir Telegram grubuna atayım. Siz de gerçek çıktığı bir görmüş olursunuz. Android klasörüme geleyim. Build Outputs APK. Dersleri Görüntü yok şu an bilginiz olsun. biliyorum. Siz tekrarları izliyorsunuz değil mi? YouTube kanalında dosyaları atıyorum. YouTube'dan izlemenizi öneririm. Anne Nur atmayı düşünüyor. Asıl dediğim gibi süreç kod yazmaktan çok yayınlanma süreci daha zorlu.
Annenin o tarafta yardımcı oluruz. Geliştirdiğin uygulamayı store'a atmada. Dediğim gibi eğer Android developer hesabını alabilirsek yayında göstereceğim. Alamazsak da artık sonradan size destek olurum o taraf için. Yani o taraflar cidden daha zorlu bir kısım. Bu arada Telegram grubuna APK iletiyorum. Birazdan download olur. Ekranı vereyim ben şimdi. Dil dosyamızın yazıları vesaire niye gözükmüyor? Enteresan. APK dediğim gibi attım. Yüklenir büyük ihtimal. Yüklenince bir bakarsınız. Şu an benim bilgisayarım kastığından dolayı da böyle yapıyor olabilir. Yani şu an bayağı bir kasıyor. Tamamla diye çektik. Şöyle silebiliyoruz o. Çıkış yaptık. Giriş yaptık. Şu kısımlar niye gözükmedi bilmiyorum. Yani bu şu an device ile alakalı da olabilir. iOS tarafında en son gözüküyordu diye hatırlıyorum. Bu tarafta bir hatamız olmaması lazım. Gerçek APK'dan bakarız. Şu picker niye açılmıyor? Şey göremedim ama. Şu an hala yüklüyor büyük ihtimal. Biraz dosya boyutu yüksek. Picker'ımızda bir sorun varsa APK üstünde siz bir bakın. O tarafı olmadı bir bakarız. Android tarafı Tamamdır o zaman. bir durum olabilir çünkü. Şöyle bir chat'e dönelim. Sorusu olan arkadaşlar varsa dediğim gibi bir chatten yazsın ya da sesli söyleyebilirsiniz. Sonra bugünlük yayını kapatalım. Ben nasıl öğreneceğinizi öğretiyorum size. Sonuçta her şeyi 90 saatlik eğitime sığdırmamız mümkün değil. Ama ben olabildiğince daha çok iş hayatında nasıl karşılaşabileceğiniz şekilde gösteriyorum. Zaten yapıyı dinamik bir şekilde kurduğunuzda çok kolay adapte olabilirsiniz. Statik yapılar kesinlikle kurmayın. Hani stringleriniz vesaire hep böyle bir global bir yerde olsun. Sallıyorum mesela sabahki API endpoint değişikliğini ben o şekilde bir yapı kurmasaydım. Axios'un içine string bir URL verseydim. Benim 1000 tane API isteğim varsa 1000 tane string değiştirecektim. Ama yapı değişken dışarıda olduğu için tek bir yeri değiştiriyorum. Her yere etkiliyor. O kısmı mesela API isteği yazdığımız kısmı servisin içine de yazabiliriz. Bizim servis klasörümüz var. API isteklerin de ekranın yani frontend tarafından ayırıp tamamıyla bağımsız bir yere taşıyacağız. Onu yarın yapacağız. Bugünlük bu kadarlık kısım yeterli. Kod yapımız daha okunabilir bir yapı olacak. Sonuçta herkes kod yazabilir. Ama okunabilir kod yazmak ve basite indirgemek daha önemli. O konulara dikkat edin siz de yazarken. Eliniz o şekilde alışırsa ileride rahat edersiniz. O zaman anladığım kadarıyla sorular yok. Telegram grubundan şimdi bir anket oluşturacağım. Ona bir katılırsınız. Yarınki eğitimde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın diyorum. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.